Evet, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Doktor Faruk Şahin konuğumuz. Hep beraber izleyelim. Evrende görünen tüm maddi varlıkların bir de enerji yönü vardır. Bu enerji görünen maddi varlıkların hem çevresini sarar hem de tüm hücrelerine kadar, en küçük noktasına kadar nüfuz eder. Esasında aynı fenomenin iki yüzüdür. Evren tek bir devamlılık gösteren bir enerji bütünüdür. Bu enerji bütününün bazı yerlerinde enerji yoğunlaşmış olarak bulunur ve yoğunlaşmış yerler bize madde olarak gözükür. Frekans azaldıkça maddi yapı artar, frekans düştükçe ise maddeden uzaklaşılır. İnsanlar kendilerini evrenin bu bütüncül enerji yapısı içinde ya bu enerjinin bir parçası olarak algılayabilirler veya ego bakışıyla evrenden ayrı, diğer insanlardan ayrı bir kendi başına bir varlık olarak algılayabilirler. Eğer ego bakışıyla kendimizi diğer insanlardan ve çevreden ayrı bir varlık olarak görürsek, bu sonuçta kendimizi yalnız hissetmemize, yabancılaşmamıza ve varoluş kaygısına ve korkuya sebep olabilir. Eğer biz evrenle bir bütün olduğumuzu, diğer insanlarla aynı enerjinin bir parçası olduğumuzu bilincine varırsak ise, insanlarda daha çok anlayış, sevgi, bilgelik ve iç huzur gelişir. Zaten kuantum mekaniğine göre evrende bulunan bütün partiküller her zaman, her yerde bir diğeriyle karşılıklı ilişki içindedir. İlk olarak bunun farkına Einstein varmıştır. Ancak Einstein'ın o günkü bilgilerine göre kendisinin relativite teorisine bu ters düştüğü için bu konuda hayrete verecek şekilde bir görüş sahibi olmuştur. Ve bu olayı partiküllerin uzayda acayip hareketleri diye yorumlamıştır. Daha sonraki gelen kuantum fizikçileri evrende gerçekten bütün partiküller birbirleriyle aynı anda karşılıklı iletişim içindedir. Yani kendimizi ayrı bir varlık, ayrı bir obje olarak görmemiz pek gerçekliğe uymamaktadır. İnsan organizmasında temel olarak iki tür enerji vardır. Birincisi sinir sisteminde bulunan enerji aç kapa sistemine göre çalışır. Örneğin kaslarımız, iç organlarımız sinir sistemi enerjisiyle çalışır. Bir diğer enerji şekli ise elektromanyetik enerjidir. Elektromanyetik enerji ise örnek olarak beyindeki EEG dalgaları veya kalpteki EMG dalgaları şeklinde işlev gösterebilir. Akupunktur meridyenleriyle taşınan enerjiler, çakralarda bulunan enerjiler ve duygusal durumu yansıtan enerjiler de bu elektromanyetik enerji türü içindedir. Bu yüzden eğer negatif duygu ve düşünceler fiziksel bedende bir hastalık yapabildiği halde pozitif duygu ve düşünceler vücuttaki bir rahatsızlığı da iyileştirme gücüne sahiptir. İnsanlarda bulunan enerji merkezleri yani çakraların bir amacı enerjiyi depolamak ve daha sonra ise enerjiyi uygun şekilde vücuda, fiziksel bedene ve zihinsel bedene, duygusal bedene enerjiyi düzgün bir şekilde yaymak ve aralarındaki koordinasyonu sağlamaktır. Temel olarak 9 tane çakra ve enerji merkezleri tanımlanmıştır. Bu enerji merkezlerini biz akupunktur noktalarını referans alarak yerlerini tarif edeceğiz. Ve böylece daha da bir anlaşılır hale gelmesini sağlayacağız. Tepedeki tepe çakra dediğimiz enerji merkezi akupunktur noktalarından alıcı damar 20'ye tekabül eder. Bu ruhsal hayat ve ruhumuzun bedenle, duygularla ve zihinsel bedenle uyumunu da sağlar. Bir diğer enerji merkezi iki kaş arasında bulunur. Yin Tang denilen akupunktur merkezine denk gelir. Üçüncü göz dediğimiz merkezdir. Bilgelik ve duru görü ile ilişkisi vardır. Bir diğer enerji merkezimiz boğaz bölgesinde bulunur.
Alıcı damar 22 akupunktur noktasına tekabül eder. Bu da komünikasyonla, iletişimle ilgilidir. Duygu ve düşüncelerimiz arasındaki iletişimi sağlar. Bir diğer enerji merkezimiz iki göğüs arasında bulunan alıcı damar 17 noktasına tekabül eden kalp çakrasıdır. Kalp çakrası sevgi ve merhametle ilgilidir. Kalpten çıkan sevgi karşılıksız sevgidir. Örneğin bir objeye ya da bir kişiye duyulan sevgi daha ziyade ihtiras şeklinde olduğu için zıttına dönüşebilir. Yani nefrete dönüşebilir. Halbuki kalpten çıkan sevgi karşılıksızdır ve ikilik içermez. Bir diğer enerji merkezimiz solar plexus dediğimiz enerji merkezidir. Bu da alıcı damar 14-15'e denk gelir. Hemen göğüs kemiğimizin altında bulunur. Bu çakrada insanların duygusal olarak hassaslaşmasını temsil eder. Ve egonun son durağıdır. Ego burada biter. Bundan sonraki çakralarda ego bulunmaz. Bir diğer enerji merkezimiz alıcı damar 12 noktasına denk gelen, yani göbekle göğüs kemiği arasının tam orta noktasıdır. Fiziksel, ruhsal ve zihinsel olarak beslenmemizi sağlar. Bir diğer enerji merkezi göbekten 200 santim aşağıda bulunan dantien dediğimiz bir merkezdir. Alıcı damar 5-6 noktalarına, akupunkturdaki noktalarına tekabül eder. Enerjinin depolanması ve yayılması güç ve kuvvetle ilişkilidir. Daha sonraki çakramız üreme çakrasıdır. Göbek deliğinden 4-5 parmak aşağıda alıcı damar 2 ve 3 nolu akupunktur noktalarına tekabül eder. Bu da üremeyle ve kişinin kendisini ifade etme şekliyle ilişkilidir. Son çakramız ise perine bölgesinde bulunan alıcı damar 1 noktasıdır. Bu ruhsal enerjinin ve vücut enerjilerinin topraklanmasını ve toprakla bağlantı kurmasını sağlar. İnsanların sağlıklı yaşayabilmeleri için enerjilerinin yeterli olması gerekir. Sonuçta bu bahsedilen meridyenlerde dolaşan enerjiler, akupunktur tıbbı açısından ve çakralarda dolaşan enerjiler tek tek hücrelerdeki toplam enerjinin bir bütünüdür. Eğer bir hücrede yeterli derecede enerji olmazsa o hücrede fizyolojik olarak da zamanla bozulmalar ortaya çıkar. O yüzden enerji akışının hem akupunktur meridyenlerinde hem de özellikle çakralarda yeterli seviyede olması gerekir. Bu enerji merkezlerinin aynı zamanda omuriliğin segmental dağılımıyla da alakası vardır. Omurilikten her omurga seviyesinde iki çift sinir çıkar ve bunlar kaslara, deriye ve iç organlara gider. Ve çakralarda bu segmental dağılıma uyum gösterir. Çakralar aynı zamanda vücuttaki salgı bezleriyle de karşılıklı ilişki içindedir. En tepedeki çakramız epifizle, üçüncü göz çakrası hipofizle, boğaz çakrası tiroidle, kalp çakrası timusla, solar plexus adrenalle, dalak çakrası pankreasla, dantien adrenallerle, üreme merkezi gonadlarla ve kök çakramızda gene adrenallerle ilişkilidir.